Kaç hayvana bakıyorum? Bulut'u kardeşimin köpeği doğum yaptığı zaman almıştım. Bulut ve Narin, iki tane köpeğim var. Narin geçen sene çok hastalandı. Hastalandığı zaman ona iyileştirmek için işte sarımsaklı yoğurt, ayran vesaire iyileştirmek için sadece getirmiştim eve. O süreç içinde de çok alıştım. Tekrar bırakmaya kıyamadım. Öyle benim oldu. İki tane köpeğim var, dört tane kazım var. Kaz aslında çok istiyorum, daha fazla üretmek istiyorum. Kazı da kulaklar cınlasın. Salça yapan bir ablamız vardı, Nuran abla. Ondan istedim. Yani ondan tesadüf aldım. Hep istiyordum da biraz pahalı geliyordu. O dedi ya ben sana uygun fiyatın iki tane veririm. Geçen sene kuluçkada 6 tane çıkardı. 4'ü telef oldu. 2 tane bütük, 4 tane de kazım var. 3 tane tokat tavuğum var. Onları da üretmek istiyorum. Hani herkes çok fazla yok diye. Annemden alarak ürettim. 12 tane tavuğum var. Bir de Şeref'im var. Şeref'i deve güreşçileri Bayremiş'te terk etmişler. Yalnız kalmış. Bir ay kadar ablamın böyle işte çay yolunda sokakta gezerken ablam dedi böyle böyle bir atmışlar sanıyorum. Böyle araştırdık. Deve güreşçileri bırakmış. Ben de onu sahiplendim. Şeref öyle geldi. Çok fazla edemiyorum ama büyüklerin söylediğine göre bayağı yaşlı. Çok genç bir eşek değil. İşe yaramayınca bırakmışlar. Geldiğinde ilk ben aldığımda bayağı zayıf, çökkündü. Ben aldıktan sonra daha sağlığına kavuştu, kilo aldı biraz daha. Şimdi daha iyi. Gençleşti bizimle yaşamaya başlayınca Şeref. İki tane de keçim var. Keçilerimi amcam verdi. Şevki amcam, Şevki Beceren. Sürüsünün diyetiymiş. Hani sürü çok olduğu zaman böyle hayvan hani hayır vermek sevap olurmuş. 100 tane kadar keçisi olunca onun fitresi olarak iki tane verdi. Onlardan da sütünü, peynirini yapıyorum. İki tane de keçim var. Keçilerimin bir tanesi Elmas, bir tanesi Mercan. Kazlarımın Cambul, Canay, Cankat ve Cansu. Köpeklerim Bulut ve Narin. Eşeğim Şeref. Tavuklarımın da horozumun adı Alaz. Tokat tavukları Sırma, Sıtkı. Tokat tavuğu olduğu için Tokatlılar çok kullanırlarmış. Döndü. Biri de döndü. Önce sabahtan başlamak lazım. Sabah onlar kümese açmak için 7-7.30 arası. Kazlar serbest geziyor akşam ama tavukları kapatıyor. Yemlerini verip sabah salıyorum. Akşam köpekleri de bağlıyorum. Sokakta komşular rahatsız oluyorlar. Çok havlıyor. Özellikle Narin. Bütün gece sokakta gezip ve havladığı için akşamları onlara da yemek verirken bağlıyorum. Sabahları çözüyorum. Salıyorum. Yem veriyorum. Keçileri de aynı şekilde otlatmak istiyor ama şu an tekeye verdim sürüdeler. O açıdan rahatım. Sadece akşamları ve sabahları salıyorum keçileri. Tekeye vermek sürüyü çoğaltmak için. İşte bebek bekliyoruz bakalım 2-3 ay sonra, 4 ay sonra. Zaten doğal olarak da sürüye katmam gerekiyor. Huysuzlanmıştı ikisi de. Koca istiyorlar. Tekeye kattım onları. İşte 5'e 6'ya kadar üretmeyi, bakabileceğim kadar üretmek istiyorum. O yüzden keçiler sadece sağıyorum. Şimdi Şevk abim bakıyor onlara. Buğday veriyorum. Buğday aldım Zeki abiden köyden. Arpa veriyorum. Mısır veriyorum. Mısırı kendim üretiyorum. Daha buğday ekip çoğaltma aşamasına bir türlü geçemedim. Onu seni abimle planlıyoruz bakalım. Seneye 4 dönüm bir alanı. Kara kılçık ya da sarı buğday tohumu bulup kendim ekmek istiyorum. Umarım bu sene ekebilirim. Yani bu Ekim ayında ekebilirim. 4 dönüm bir arazi. Abimle öyle bir planımız var. Kedileri tamamen unuttum. Onlara kışın tavuk alıyorum. Kaç kedim var? Çilek, Şanslım, Simbat, Nohut,
havuç. Bir de kızımın kedilerine bakıyorum. Maya ile Raki 7. Toplam 7 kedim var. Ha bir de Minnak Can. Evet, Minnak Can'ı unuttum. 8. Minnak Can'la 8. Kışın bakmak daha kolay onlara. Tavuk alıyorum. Şey çorbalık diye satılan. Maşınganı sobanın üstünde böyle iyice hani helva gibi pişinceye kadar tavuğu pişiriyorum. Bayat ekmek alıyorum. Ve kepekle yal ya da bayat ekmekle karıştırıp çorba gibi öyle veriyorum. Kışın, yazın bu şekilde beslemek çok kolay olmuyor. Aygazda pişiremiyorum eti. Ateş yakmak da çok mümkün olmuyor. Mama ve kepek peynirle ya hazır kuru mama veriyorum ya da kepeği peynir suyuyla hazır o yaş mamayla sulandırıp çorba gibi, pilav gibi yemek kıvamına getirip öyle besliyorum kedi ve köpeği. Eğer yaralanma gibi vakalar olurlarsa onları kendim kantaron yağı, sinir otu yağıyla kendim merhem yapıp kendim iyileştiriyorum. O tür sıkıntılarda kendim ilgileniyorum ama normal hasta olursa da daha çok işte zehirlenmelerde ayran içiriyorum, yoğurt içiriyorum, gene yağ içiriyorum. Çok hasta da olmuyorlar. Öyle veterinerlik bir sorunumuz. Kısırlaştırmaya karşıydım. Orada veteriner yardımına ihtiyaç duyuyorum. Hani kontrolsüz çoğalıyorlar. Kıyamıyorum ben de. Narine soda yediriyorum. Sodalı ekmek yediriyorum. Kısırlaştırma işte sorun. O veteriner çok pahalı. Benim ekonomik gücüm yetmiyor. Köpekte buldum da çözümü. Kedilerde çok bulamadım. O bizim için büyük sıkıntı. Yok maalesef. Yok, keşke öyle bir destek. Belediyenin çok kuduz da desteği oluyor. Kuduz aşısı senede bir geliyor veteriner köye. 2,5 lira gibi cüzi bir rakama aşılarını yapıp gidiyor. Sadece kuduz aşısında yardım alıyoruz. Onun dışında eski yaşlılardan öğrendim. Bu karbonat dediğimiz o toz sodayı yemek mamasına katarsan köpeklerde kızışmayı önlüyormuş. Narine şu an haftada bir sodalı yemeğine soda katıyor. Yemek sodası, karbonat. Herhalde öyle geciktireceğiz. Kediler de şu an için büyük sıkıntı çünkü bakmak sayısı arttıkça bakmak sorun. Köylü de çok böyle özellikle kedilere karşı yardımsever değil. Şimdi ben yemek verdiğim zaman başka sokak kedileri de geliyor. Birer ikişer çoğalıyor bu yüzden. Kediler ciddi problem. Kazların yumurtasına hiç dokunmadım. Üresin istedim. Bu sene çok kuluçkada çok faydalı olmadı. 7 yumurta çıkardı. 14 yumurtası vardı altında. 14 yumurtadan yarı yarıya fire verdi. 7 yumurta çıkardı. İkisini kırmıştı zaten. 7 yumurtadan da 2 tanesini ancak büyütebildik. 4 tane büyümüştü. İkisi işte hani hastalandığını anlamıyoruz. Zaten kanatlılara çok veteriner çok da destek çıkmıyor. Veteriner yardım alamıyoruz. Fazla onu kendi imkanlarımızla büyütüyoruz. Onun yumurtası senede bir yumurtluyor. Üretmek için şey yapmıyorum. Yumurta akşamdan akşama topluyorum. Bu sıra tavuklar daha az yumurtluyor. İşte anca kendi yufka için biriktiriyorum. Yufka yapacağım. Kendi ihtiyaçlarıma, çocukların ihtiyaçlarını. Bazen arkadaşlar, gelen giden arkadaşlar oluyor. Onlara veriyorum. Sağımda sabah akşam savuyorum. Ama şimdi ikisi de elmas da mercan da şimdi hamile. Bebek büyütecekler diye sadece akşamları sağıyoruz. Onu da peynir, yoğurt yapıp hani gıda olarak tüketiyorum. Hepsi ayrı bir enerji veriyor annesine, değil mi kızım? Değil mi tatlısı annesinin? Sabah akşam bir saat
yedirmesi, içirmesi. Akşamları çok sıkıntı oluyor. Akşamları böyle tek tek bağla, kümesten kaçıyorlar, tavuklar girmek istemiyor. Kazlar bulutla narinin mamasına ortak olmak istiyor. Onlar buğdayı çok seviyorlar böyle. Akşam bayağı maraton, sıkı. Değil mi? Sabah çok yorucu olmuyor da akşam gerçekten bazen beni çileden çıkartıyorlar. Bir de böyle bir yere gitmem gerekiyor, yetişmem gerekiyor. Bulut geç geliyor, bağlanmıyor. Yemek başında kavga ediyor cambulla, narin. Horoz tokat tavuklarını dövüyor diyor, onlar içeriye girmek istemiyor, dayak yiyenler. Büyük bir çatışma içinde hepsi. Ha bir de son kuluçkaya yattı kara kız. Kara kızın 7 tane şu an baktığı küçük civciv bebeğimiz var. Bakalım onlar büyürse tavuk sayısı, tavuk adeti bayağı çoğalacak. Kanatlıların ördekle hindi dışında hemen hemen hepsini yetiştirmek istiyorum aslında. Bıldırcın da yapmak istiyorum. Hatta yerini hazırladım ama evle ilgili sorun çıkınca kaldı. Şimdi şöyle bir yerleşik düzene geçersem bıldırcın da üreteceğim. Ne var? Benim koca kulaklığım ne var? Ne var? Pissin sen, pis. Şımarıksın sen. Sen şımarıksın, çok şımarıksın. Sen çok şımarıksın. Bak ne güzel yattılar, doydular yattılar şeyler. Köşeye böyle yatıyorlar. Yorulmaz mısın sen hiç? Sen acaba hiç yorulmaz mısın? Yorulmaz mısın? Sen hiç yorulmaz mısın hiç? Bak bulutu yordun, bulut yattı. Benim başıma geldin. Canım.